NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, "Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız," dedi. Stoltenberg, Türkiye'nin F-35 uçaklarıyla S-400 sistemlerine sahip olmasına yönelik endişelerle ilgili çalışma grubu oluşturulması önerisine ilişkin, kendisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump ve Çavuşoğlu'yla konuya dair görüşmeler yürüttüğünü anımsattı ve "Biz bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız," dedi. Stoltenberg, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50. Dünya Ekonomik Forumu'nda NATO'nun geleceği başlıklı oturumda konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı oturumda, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki ve NATO'nun siber tehditlerine karşı hazırlığı gibi konular ele alındı. Stoltenberg, Türkiye'nin F-35 uçaklarıyla S-400 sistemlerine sahip olmasına yönelik endişelerle ilgili çalışma grubu oluşturulması önerisine ilişkin, kendisinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump ve Çavuşoğlu'yla konuya dair görüşmeler yürüttüğünü anımsattı. Genel Sekreter Stoltenberg, "Biz bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız," dedi. S-400 konusunun NATO bağlamında çözülmesi gereken sorunlardan biri olmayı sürdürdüğüne işaret eden Stoltenberg, "Ancak Türkiye birçok nedenden ötürü çok önemli bir NATO müttefiki. NATO misyon ve operasyonlarına katkı sağlayan Türkiye, aynı zamanda DAEŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıda çok önemli rol oynadı," şeklinde konuştu. Stoltenberg, DAEŞ'a karşı mücadelede Irak ve Suriye'ye komşu olan Türkiye'nin altyapı ve üslerinin kullanıldığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin NATO üyeliğinin önemini anlamak zorundayız," ifadesini kullandı. "Mevcut teknolojik gelişmelerin savaşın doğasını tam olarak nasıl değiştirdiğini anlamanın güç olduğunu dile getiren Stoltenberg, bu bağlamda NATO'nun üst düzey teknolojiye ciddi yatırım yaptığını vurguladı. Stoltenberg, ittifakın özellikle siber savunmaya büyük önem verdiğini işaret ederek, siber saldırının müttefiklere ortak savunma taahhüt eden 5. maddeyi tetikleyebileceğini anımsattı. NATO'nun siber savunma alanında kendini geliştirmeye devam edeceğinin altına çizen Stoltenberg, DAEŞ'le mücadelede siber savunmanın önemli rol oynadığını kaydetti. Stoltenberg, güvenlik sınamalarının öngörülemediği bir dönemde 70 yıldır barışı muhafaza eden NATO'nun daha fazla önem taşıdığını söyledi.